Geçmişi anlamamızda en önemli ögelerden biri kuşkusuz sinema. İzlediğimiz filmlerle geçmişin havasını anlamaya çalışıyoruz. Fakat özellikle bir film var ki bize Birinci Dünya Savaşı'nda anlatılmayan bir hikayeyi anlatıyor. Tarihi Filmler ve Detayları bölümünden herkese merhaba, ben Tolga Gerger. Tüm zamanların en önemli savaş kaçtı filmlerinden biri nedir diye sorarsak, kuşkusuz Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmini mutlaka duyarız. Erich Maria Remarque'ın bu eşsiz eserinden uyarlanan yapımda, semboller ve yaşananlar, tarihi detaylar çerçevesinde anlatılmayı mutlaka hak ediyor. Maria Remarque'ın ilk 1928 yılında gazete tefrikası halinde yayınlanan bu eseri, 31 Ocak 1929'da basıldı ve kısa zaman zarfında satış rekorları kırdı. Norman Stone'un da belirttiği gibi kitap savaşın kazananlarını ya da kaybedenlerini anlatmıyordu. Bu evrensel ve tüm zamanlara hitap eden bir mesajdı. Çünkü savaş sonrası kaybedenler, ki bunun içerisine Türkiye'de dahil, mağlubiyetin nedenini normatif ifadelerle ve tartışmalı hatıratlar yazarak açıklamaya çalışırken, savaşın kazananları tarihi kendi ifadeleriyle özetliyordu. Fakat Erich Maria Remarque, toplumsal bir hezeyanla cepheye giden, ölmeden kendisiyle yalnızlaşan, ajitasyon ve ideolojiyle doldurulmuş bireyin korkularını ve hissiyatlarını anlatıyordu. Batı cephesinde Yeni Bir Şey Yok elbette bir ilk değil, fakat evrenselliği ve söylemi tüm zamanları kapsıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında ya da sonrasında, örneğin Bernard Shaw'dan tutun, Ludwig Reyn, Arnold Zweig ya da Paul Nash'in savaşa dair insan, korku, pişmanlık ekseninde eserlerini görebilirsiniz. Türkiye'de ise özellikle 1918'in yaz aylarıyla başlayan ve bir nevi savaşla yüzleşme olarak tanımlayabileceğimiz hikaye ya da köşe yazılarında Ömer Seyfettin'den Refik Halid'e, birçok farklı simadan burada bahsedebiliriz. Fakat bunlar Türkiye için kolektif bir felaketin kimi zaman yansımaları, kimi zamansa siyasi hesaplaşmalarıdır. Bireyin ideolojik yalnızlığından burada bahsedebilirler. Fakat bireyin kendisine yabancılaşması gibi tüm zamanlara hitap edecek evrensel ögeleri burada göremiyoruz. Batı cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Erich Maria Remarque'ın Almanya'da savaşta cephede gördükleri, fakat özellikle hastanede yaralı askerlerden dinlediği hikayeler, hatta materyaller sonrasında ortaya çıktı. Remarque'ın henüz 1918'de yazmayı düşündüğü eseri, savaşta ölmekten kurtulsa da hayatları kaybolan kayıp bir neslin abartısız ifadelerini içerir. 1929'da satış rekorları kıran kitabın sinemaya aktarılması bir yıldan kısa bir zamanda gerçekleşti. Filme aktarılan her kitapta olduğu gibi bazı duygular beyaz perdeye yansıtılmamakla birlikte Batı cephesinde Yeni Bir Şey Yok, 1930 yılında sinema tarihinin en başarılı uyarlamalarından biridir. Film, Paul ve arkadaşlarının büyük bir coşkuyla savaşa katılmalarını, trajik yalnızlıklarını, çıkmazlarını ve hepsinin bir hiç uğruna ölümlerini anlatıyor. Filmi tarihi ögeler ile incelediğimde birçok detayı görebiliriz. Filmin bence en korkunç karakteri ilk sahnede gördüğümüz Paul ve arkadaşlarını ana vatanın tehlikede olduğu gerekçesiyle onları savaşa girmeye, daha doğrusu asker olmaya teşvik eden Kantorek olsa gerek. Kantorek 18. yüzyıl kapanırken şairler ve filozoflar ülkesi adıyla tanımlanan bir toplumun 1914'e geldiğimizde hezeyan sahibi bir paranoyak ve saplantılı bireye nasıl evrildiğini adeta bize anlatan bir karakter. Kantorek aslında Kant'ın formüle ettiği iyi iradenin, Fichte ve Herder gibi filozofların ben kavramını merkez almalarının 1914'teki siyasi yansıması. Romantizmin önce pragmatizme, sonra da radikalizme dönüşü adım adım gerçekleşti. 1871'de imparatorluğun kurulmasıyla Bismarck'ın devlet formuna uymayan herkesi devlet düşmanı sayması kuşkusuz önemli bir ayrıntı. Kantorek'in filmin başında savaşa gitmesini teşvik ettiği öğrenciler, Kaiser Wilhelm'in eğitimde körüklediği militarizmin
adeta pedagojik bir yansıması. Türkiye'nin eğitim ve öğretimindeki pedagojik literatür ile Almanya arasındaki pedagojik literatür arasında bir bağ var mıdır? Doğrusu araştırmayı hak ediyor. Fakat öğretmen sınıfa girdiğinde ayağa kalkma geleneği, Kaiser Wilhelm döneminde askeri ritüellerin sivil dünyaya yansımalarıdır. Filmde Paul ve arkadaşları çok büyük heyecanla savaşı kabul ederken, Behim'in direkt korkması insani bir zaruret ki cepheye gittiklerinde ilk ölen arkadaşları Behim olacaktı. Filmin ilerleyen sahnelerinde bu genç adamların orduya yazılışları ve güle oynaya cepheye gidişlerini izleriz. Peki tarihi gerçekte şu ifade doğru mudur? 1914'te tüm Avrupa, özellikle Almanya, militarist bir coşkunun eseriydi. Bu konuda çok çeşitli araştırmalar yapılmakla birlikte dünyanın o dönem içerisinde kitlesel bir savaşa gittiği açıktı. Örneğin Friedrich Engels'in silahlanma yarışının görülmemiş genişlikte ve şiddette olduğunu belirten ifadeleri var. Ya da General Moltke'nin 1890'ların sonunda kitlesel savaşın kaçınılmaz olduğuna yönelik ifadeleri söz konusu. Ders kitaplarımızda da anlatılan şu ifadenin mutlaka tartışılması lazım. Birinci Dünya Savaşı öncesi militarizm Avrupa'da zirve noktasına ulaştı. Hayır, militarizm ile antimilitarizm zirve noktasına ulaştı. Bunu mutlaka söylemek gerekiyor. Britanya ve Almanya'da askeri hazırlıklar ve politikayı arttırmayı savunanlar seçmenlerin çoğunun desteğini almayı başaramadılar. Hatta bunu Türkiye bazında düşündüğümüzde İttihat ve Terakki'nin tüm uygulamalarına rağmen Anadolu'da insanların önceliğinin geçinmek, yaşamak yani hayatta kalma arzusu olduğunu görüyoruz. Ahmet Şerif'in 1909'da Tanin gazetesinde yayınlanan Anadolu Notları bunun ispatı. Dünyanın başka bir yerinde aileleri ve Kantorek gibi öğretmenlerinin deyim yerindeyse gazıyla savaşa sürüklenen Paul, Müller, Krop gibi gençler cephede ölüm, korku, açlık ve fare baskınını görecekti. Evet, Birinci Dünya Savaşı öncesi militarizm yükselişte olduğu gibi antimilitarizm de yükselişteydi. Britanya'da George Shee'nin Vatani Hizmetler Birliği ya da Baden-Powell'ın izci örgütü 1913'te 150 bin kişiydi ve bu tarz çeşitli yurtsever birliklerin seçimdeki varlığı neredeyse hiç düzeydeydi. Fransa'da 1912-13'te askerliğin 3 yıla çıkartılması gibi askeri refleksler 236 milletvekiliyle reddediliyordu. Ve nihayetinde Almanya'ya geldiğimizde güçlü militarist yapılanmalar olduğu gibi güçlü antimilitarist yapılanmalarında olduğunu söylememiz gerekiyor. Almanya'da organize milliyetçilik ya da kitlelerin milliyetçileştirilmesinde eğitimli üst burjuvazide yoğunlukla taraftar bulması, Alman Donanma Birliği, Alman Doğu Sınırı Derneği, Genel Alman Dil Derneği, Tüm Almanlar Derneği gibi yapılar tarafından yaygınlaştırılıyordu. Dinsel ögelerle retorik ve büyük ölçüde eskatolojik niteliğe sahip üst sınıfın milli ya da radikal söylemleri Batı cephesinde Yeni Bir Şey Yok filminde Paul ve arkadaşlarını ölüme sürükleyen söylev ve yapılardır. Filmde yok. Fakat saatlerce anlatabileceğimiz bu militarist algının karşısında sosyal demokratların antimilitarist bir propaganda ile 1912'de Almanya'da seçimden zaferle ayrılmaları veya Fransa'da Jean Jaurès gibi antimilitarist sosyalist simaların güçlü nüfuzlarının olması, Rus işçilerinin Petrograd'daki uzun süren grevleri, Belçika'da Katolik Partisi'nin savaş hazırlıklarını antimilitarist duygularla engellemeye çalışmaları gibi sayısızca örnek verebiliriz. Savaş patlak verdiğinde öldürmeye inanmayanlarla öldürmeye inananlar aynı siperde buluştular. Filmde Paul, çamur birikintisi içinde öldürmek zorunda kaldığı Fransız askerin cesediyle baş başa kaldığı bir sahne var. Tüm ideolojiler o çukurda adeta yok oluyor. Özellikle öldürdüğü askerin cebinden ailesinin fotoğrafını Paul görünce her şey anlamsızlaşıyor. Filmde aslında baktığımızda Paul karakteri Erich Maria Remarque'dır. Tüm arkadaşlarının cephede ölümüne şahit olur. Bitmek bilmeyen top sesleriyle cephedeki askerlerin histeri nöbetleri filmde gösteriliyor. Shell Shock'un askerden kaçmak için bir bahane olduğunu düşünenler bunun kısa zaman zarfında travmatik bir durum olduğunu anlayacaklardı. Filmdeki en acı dolu sahnelerden biri de kuşkusuz Kemmering'in ölümü. Kemmering ayağını kaybediyor ve hislerini artık kaybeden Müller, Kemmering'in
çizmelerinin peşinde. Onu alacak ki daha rahat yürüyüp koşabilecek. Remarque burada insanın o durumdayken artık neleri düşünmek zorunda kaldığını oldukça başarılı bir şekilde işliyor. Tabii Müller de savaşta ölünce çizmeler ona da nasip olmuyor ve Paul'a miras kalıyor. Filmde Paul'un eve izinli dönüşü ve gördükleri ise hissizleşen insanın yüzleşmesine ayrılmış. Artık Paul'u her şeye, özellikle kendine yabancılaşmış şekilde görüyoruz. Paul'un eve döndüğünde ailesine ya da özellikle arkadaşlarını da savaşa katılmaya teşvik eden öğretmenleri Kantorek'e söyledikleri insana ait bir yüzleşme olduğunu belirtmem gerekiyor. Paul'un çektiği ızdırap insanı standartlaştıran algı ya da sistematiğin çok ötesinde. Bunu sadece salt bir eleştiri olarak görmemek lazım. Hümanist bir aydınlanma Paul ve arkadaşlarını, daha doğrusu milyonları savaşa sürükleyen liderlere sirayet edebilmiş olsaydı böyle bir dehşet dalgası ve savaş olmayacaktı. Almanya'da sosyalistler 1918'de değil de 1914'te daha ciddi bir şekilde örgütlenebilmiş ve büyük grevlere gidebilmiş olsalardı belki bu savaş olmayacaktı. Paul her arkadaşının ölümünü normalleştirmiyor. Adeta onlarla birlikte bir yok oluşa doğru gidiyor. Elbette bu kitapta filme nazaran daha detaylı bir şekilde sunulmuş. Fakat her halükarda ölüm filmde kolektif kadere bir boyun eğmenin çok ötesine geçmiş durumda. Cephede insanların birbirini boğazlaması sonrası ortaya çıkan çıkarımları tabii orada ölenler asla göremedi. Kimi zaman devletler varlık nedenlerini Paul ve arkadaşları gibi tıpkı cephede ölenleri kutsallaştırarak açıklarken bireye indirgediğimizde bu durum sorgulamaya evrildi. Thomas Hobbes'ın devleti tüzel bir kişilik olarak tanımlayıp diğer devletlerle olan ilişkisinde sürekli savaş halinde olması ifadesi Almanya'nın güneşteki yerini alması iddiasıyla örtüşüyor. Aslında Erich Maria Remarque Paul ile kendine anlattığı eserinde bu yüzleşmeyi o toplum içerisinde yapabilmişti. Fakat bu çıkarım bile ikinci bir dünya savaşını engelleyemedi. İkinci dünya savaşı öncesinde en çok barış ifadesini kullananın Hitler olması, milliyetçiliği felsefi anlamda düşündüğümüzde şaşırtıcı olmayan bir ifade. Kant'ı ele alalım örneğin. Kant, kozmopolit bir barış dünyası kurulması için savaşların yaratacağı yıkımların, karşıtlıkların içinde insanın bir araya gelebileceği üzerinde durur. Bu oldukça iyimser bir temenni. Evet, savaşlar sonrası insanlık bir araya geldi. Fakat devletler tamamen pragmatik bir tavırla kendi savaşlarını farklı coğrafyalarda farklı devletlere yaptırdılar. Paul'un siperde bir kelebeğe dokunmak isterken ölümü anlayabileni hüzünlendiriyor. Neden gittik, ne yaptık ve niçin öldük? Erich Maria Remarque'ın bu sözleri evrensel bir mesaj taşıyor belirttiğim gibi. Buna o dönem Nazilerin tahammül etmesi mümkün değildi. Toplu kitap yakımlarında Batı cephesinde yeni bir şey yok eseri ilk sıralarda yer alıyordu. Birçok ülke bu filmi yasakladı. Çünkü sorgulanan şey devlet algısını temelden sarsıyordu. Peki biz bunu yapabildik mi? Doğrusu halen bu konuda şüpheliyim. Biz yaşadığımız kayıplara İki kutbun taraftarı olarak değil, üçüncü bir bakışla bakabildik mi? Doğrusu bunda da şüpheliyim. O yüzden bu filmi izlerken ya da bu kitabı okurken bunu mutlaka sorgulamamız gerekiyor. Ancak bunu yapabilirsek hayatın ne kadar değerli olduğunu ancak kavrayabileceğimiz kanaatini taşıyorum. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.